Ben avukat Ayhan Ömen. Takipçilerimizden gelen aslında bu hafta yoğun bir soru var. O da 90 gün kuralı ile ilgili bir durum. Takipçilerimizin sorduğu soru şu yönde bize bu hafta iletilen çok sorular. Biz Amerika'ya geldik ve Amerika'ya geldik Ceyvan öğrencileri olarak ve statü değişikliğine girersek, öğrenci statüsü gibi bir statüye geçiş yapacaksak 90 günden sonra mı ya da öncesinde yapabilir miyiz? 90 gün sonrasını beklemeden öncesinde yapabilir miyiz? Tarzı sorular geliyor. Bunun bir sebebi de biz birkaç ay önceki yaptığımız büyük ihtimalle açıklamalarda özellikle c öğrencilerimizin dikkatli olması gerektiğini ve buraya geldiklerinde programlarını başarıyla devam ettirirken herhangi bir statü değişikliğine girecekseler 90 gün beklemeleri gerektiğini açıklamıştık. Ve bunun üzerine tabii ki bu 90 gün kuralının ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını tahmin ediyorum. Ve bu noktada bir açıklık getirilmesini benden rica ettiler. Şimdi şöyle açıklayacağım ben durumu. Belki o zaman tahmin ediyorum arkadaşlarımız anlaması daha kolay olacak. Şimdi siz Amerika'ya gelirken farz edelim... Bu senin 6. ayında C1 vizesiyle geldiniz. Bu yaz dönemi programınız için. Ve bu program için gelirken bir amacınız var. O da nedir? c programınızı tamamlamak. Tamamladıktan sonra da ülkemize geri dönüyor olmak. Bu programınız yaklaşık zaten 3 aylık, 3, 3 aylık bir program. Ve programın çalışma süresi sonrasında da belki bir, bir aylık saat imkanınız elde edip ondan sonra ülkenize geri dönmeniz gerekmekte. Şimdi buradaki tabii ki kuralı Şöyle görmeniz lazım. Bu kural sadece J-1 değişikliği için uygulanan bir kural değil. Şu anki Trump yönetimi öncesi bu süre 90 gün değildi aslında 30 gündü. Fakat bu yönetim yaklaşık neredeyse bir buçuk yıl önce bu süreyi 90 güne çıkardığını bildirdi. Şimdi 90 gün kural derken neyi kastettiğimizde şöyle açıklayabiliriz. Siz Amerika'ya gidiyorsunuz ve havaalanına indiğinizde niçin geldiğinizin niyeti orada bildiriliyor. Ve bu size görevli soru sorması da olabiliyor. Niçin geldin? Ya da sizi Ceyvan'la kabul ettiği zaman da zaten Ceyvan niyetiyle kabul etmiş oluyor. Ve eğer şunu söylüyor şu anki bu yürürlükteki kural. Eğer kişi Amerika'ya giriş yapıyorsa ve giriş vizesi ya da niyetinin e, den başka bir statüye geçecekse bunu eğer 90 gün içinde yaparsa biz o zaman bu niyetinin aslında her zaman onun niyetinin statü değişikliği olduğu. Fakat e, giriş statüsü yani giriş vizesi niyetiyle girmediği kanaatine varabiliriz diye bir ve belirlenen durum. Yani şu anlama geliyor. Siz geldiniz. Ben Ceyvan'a örnek vereceğim bu noktada. Çünkü bu arkadaşlarımızdan çok soru geldiği için. Ben Ceyvan programı yapmak için diye giriyorum diyorsun. Ve bir ay sonra, bir buçuk ay sonra ben öğrenci olacağım diye başvuru yapıyorsun göçmen tersine. Şimdi bu noktada sizin niyetinizi sorgulanacağının anlamına gelir bu. Bu tip başvuruları yapıldığında bu dosya Sales'ı inleyecek göçmenlik görevlisi şuna bakabilir. Bu kişinin girişi 6. ayın 10'u ve Ceyvan'la girmiş. Bir buçuk ay sonra öğrenci statüsüne başvurmuş. Dolayısıyla biz bunun niyetinde problem arıyoruz. O açıdan buradaki 90 gün kuralını şöyle anlamanız lazım. Buradaki kuralın sorunu şu. Sizi ee, belki şöyle görmeyin. Aa, ben içeri dosya verebildim ama gitti. Verebilirsiniz dosya. Başvuru yapabilirsin. İstersen Amerika'ya geldiğin 10 gün sonrasında öğrenciye başvuru içeri vermeye kalkabilirsin. Ama sorun şurada çıkacak. O dosyayı inceleyecek görevli dönüp diyebilir ki siz sorgularken biz senin bu başvuru durumunu görüyoruz. Ama sen girerken ceyvan yapmak için gelmişsin. Ve burada 90 günde olmadan statü değişikliğine girdiğin için biz senin girerken gümrükteki görevlilere gerçek niyetini gizlediğini ve yalan söylediğini düşünüyoruz deyip sizin statute red reddedip sizi inadmissible dedikleri yani sizi yasal duruma geçirmeyecek bir durumun içine sokabilirler. Çünkü niyet çok önemli ve niyet noktasında sizi niyetinizi gizlediğiniz, yanlış bilgi verdiğinizde sokabilirler ve bu sizin burada ne öğrenci olmanıza ne de bir yasal bir statüye geçmenize engel oluşturacak bir durumdur. Yani bunu özellikle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu tarz sorular geldiğinde açıklıyoruz. Lütfen sakın yanlış anlamayın. Başvuru yapamaz diye bir durum değil bu. Bu başvuru yapıldığında size engel olacak bir durum olduğunu görmeniz lazım. Ve maalesef şu anki yönetimin gidişatı, şu anki göçmenlik dairesinin başvuru dosyalarındaki gidişatı, tolerans fazla tanımıyorlar ve bu noktalarda redleri arttırma yönünde baskılar yapıldığını çok iyi biliyoruz arkadan ve dolayısıyla bizim size bu noktaki tavsiyemiz şu. Başvurunuzu yaptınız, eğer 90 günü beklemiyorsanız bir riskle baş başvurduğunuzu unutmamanızı bilmeniz gerekiyor. O da nedir? Başvurunuzun o sonucunda görevliler size dönüp red verirken sizin niyetinizden, giriş niyetinizden farklı bir niyetle hareket ettiğiniz yönünde dönüp reddi verebilirler. Yani aslında buradaki bizim amacımız siz arkadaşlara daha temkinli, daha dikkatli davranmanız için bu uyarıda bulunuyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Yani 90 gün kuralı unutmayın. Mesela Avrupa'dan vize alanlar var. Avrupa vatandaşları olanlar onlar Amerika'ya geldiklerinde vize almadan gelirler ve 90 gün kalırlar. Ve dolayısıyla o 90 gün boyunca statü değiştiremezler, öğrenciye geçemezler, uzatamazlar, edemezler ve çıkış yapmak zorunda kalırlar. Sizin durumunuz öyle değil. Siz vizeyle giriş yapmış durumdasınız. Onlar gibi bir durumda değilsiniz. Aslında yönetimin de bu 90 gün niyeti 90 güne diğer vizelerde de çıkarmasının amacı aynen o 90 gün bu Avrupa vatandaşlarının vizesiz geldiklerinde 90 gün kalıp herhangi bir statüyü değiştirememesi gibi bir durumu sağlamak istiyorlar ve dolayısıyla bu noktada da Kişilerin niyetini sorgulayacaklar. Dolayısıyla Ceyvan öğrencilerimizde bu çok büyük bir sıkıntı değil. 6. ayda geliyorsa Eylül ayına kadar beklemiş oluyor. Ve Eylül ayında da burada oturum süresi bitmeden F1 statüsüne geçecekse F1 statüsüne, B2 statüsüne geçecekse B2 statüsüne geçiş adımlarını atıyor. Yani bunu söylememizdeki amacımız siz değerli arkadaşlarımız, siz değerli genç arkadaşlarımızın burada mağduriyet yaşamaması. Zaten kısıtlı bütçelerle buradasınız. Zaten öğrencisiniz Türkiye'de, ülkenizde ve burada kısıtlı bütçelerle bu çalışmayı yaptığınız için, burada bulunduğunuz için bu tecrübelerinizin size olumlu sonuçlar doğurmasını istiyoruz. Dolayısıyla lütfen bu noktada eğer sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi umarım bu yaptığımız açıklama siz değerli arkadaşlarımızı bilgilendirici yönde olmuştur. Eğer bu noktada sorularınız olursa seve seve Tekrar sizin için açıklarız deyip diğer sorumuza geçiyoruz.